Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi nefis bir ayva reçelim var. Hem çok kolay hem lezzetli. Şöyle ben iki kavanozda yaptım ve biraz tencerede kaldı. Lezzet, tadı, görüntüsü harika. Hadi nasıl yapmışım izleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ayva topluyoruz. Şöyle ayvalarımız. Şöyle. Ve bahçemizden ayvalar topladık. Reçel yapıyoruz arkadaşlar. Ayvanın yaprağı da çay gibi demleniyor arkadaşlar ve yeşil çay oluyor. Çok faydalı yaprağı bile. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir tane ayva alalım. Güzelce yıkıyoruz. Üzerindeki tüyleri görüyorsunuz. Tüylü bir ayva. Şurada hayvanın çiçek kısmı. Şurada sap kısmı varsa bunları güzelce yıkıyorum. Sap kısmını koparıyorum. Şurada şunlar tüyler arkadaşlar hayvanın. Böyle. Güzelce şurasındaki çiçekleri. Güzelce yıkıyorum arkadaşlar. Sonra süzülmeye bırakıyorum suyu. Evet arkadaşlar, yıkamış olduğum ve suyun süzülmüş olan hayvalarımı şöyle bir buçuk ortada kesiyorum. Gördüğünüz gibi hayvanın ortasında çekirdekleri var. Bunları reçelimize renk vermesi için çıkartıyorum. Şunda yokmuş. Ve sonra şuralarını şöyle böyle şöyle içini çıkartıyorum arkadaşlar. Şurada sert yeri kalmasın. Bu şekilde. Aynı şekilde şu diğer tarafında yapıyorum. Ve şimdi bunları bir daha böldüm. Tavuklarını soyacağız. İsteyen bıçakla soyabilir. Böyle birazcık uğraştırıyor. İsteyen de benim gibi soyacak. Meyve soyma şeyiyle soyabilir. Şöyle. Bununla daha pratik arkadaşlar. Bıçakla soyacaksanız bayağı bir uzun sürer. Hiçbir kabuğu kalmasın. Kabuk çünkü sert oluyor. Arkadaşlar. Ayvalarım tamamen olmuştu. Yeşil ayva kullanmayın. Ayvaların sararmış olmasına dikkat edin. Eğer pazardan falan alacaksanız. Olmamış ayva da satılabiliyor. Evet. Toplayın. Çevirelim. Ve şimdi arkadaşlar kabuklarını soymuş olduğum ayvalarımı şöyle bir bıçak kullanın. Ayvalar biraz sert oluyor arkadaşlar. Şöyle uzun uzun yaptıktan sonra şöyle küçükler halinde doğruyorum. Aşırı minik doğramayın. Bir daha gösteriyorum. Sonra. Hemen kararmaya başlıyor. Bunun çözümünü de göstereceğim. Şunları biraz eridiyorsanız şöyle de daha çok böyle bölünebilir. Evet arkadaşlar. Bir tane soğuk suyum var. Elimle biraz ezmiştim. Çokluğuna böyle siz nasıl isterseniz. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. İçindeki çekirdekleri alalım. Evet arkadaşlar, şimdi limonlu suyumuza ayvalarımızı kararmaması için koyuyoruz. Dersem kararıyor arkadaşlar. Bütün ayvalarımızı bu leğenin içine dolduracağız. Sonra yapımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, hepsini doğradım. Büyük bir leğen oldu ayvalarım. Şöyle süzüyorum arkadaşlar. Kararmasın diye suda bekletmiştik, limonlu suda. Mis gibi kokuyor ayvalar. Doğal olduğu için arkadaşlar. Şöyle
dakika suyunun süzülmesini bekliyorum hemen tencereye. Evet arkadaşlar, reçelimin içerisine karanfil de koyacağım birkaç tane ve içerisinde karanfilin kalmasını istemiyorum. Şöyle bir tane yarım elma var. Ayva biraz sert olabilir diye elmaya batırıyorum. Şuraya yaptığımda da böyle yaparım. 5 tane, 3, 6, 7, 8 tane yeterli olur. 8 tane karanfili yarım elmanı üzerine batırdım. Ve tencerenin altını açalım. Arkadaşlar 2,5 kilo ayvam var, doğranmış olan, doğranmış. Da toz şeker. Uzatın göster. Üzerine hiç beklemedim arkadaşlar. Çünkü ayva hiç sulanmıyor. 2,5 kilo ayvaya doğranmış ayva, 2,5 kilo şeker. Hep salmadım. Şimdi biraz sallayayım. Yarım kilo su var burada. Ha, dökeceğim. Şeker erisinde için. Bire bir oranda döküyorum arkadaşlar şekerini. Çünkü ayva çok tatlı olmuyor. Kıvam bulamıyor değilse. Sulanmadığı için de suyunu ben ilave ediyorum. Bekletince ayvalar kararıyor arkadaşlar. Bir su gel. Bir buçuk litre dökeceğim. Hepsini dökersem 1,5 litre olacak. Şekerden dolayı dibine. En büyük tencerem bu düdüklü. O yüzden. Tam 1,5 litre su döküyorum. Damla renk geliyor arkadaşlar. Şöyle şeker biraz erisin. Çekirdekler var arkadaşlar. Ben çekirdeklerin hepsini kullanmayacağım. Şöyle geri kalanlarını. Bunu özellikle kullanmanızı öneririm. Eğer içinde sevmiyorsanız bir tülbent gibi bir şeyin içine atın. Öyle kullanın. Çünkü ayva reçelinin rengini verecek olan bu ayvanın çekirdekleridir arkadaşlar. Ve şöyle kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca yine gösteririm size. Ama normal kapa kapatacağım. Ama bir cam kapa kapatıyorum çünkü neyse ayvalarımız hemen erir. Evet arkadaşlar, azı kalalı bir biçimde kaynamaya başlamak üzere. Ama kaynamadım. Eğer siz suyunuzu ölçmediyseniz şöyle üzerini birazcık basıyor. Zaten birazcık da kendisi sulandı arkadaşlar. Öyle idealdir diye düşünüyorum şöyle kıvamı. Daha da zaten daha kaynamadı bile arkadaşlar reçelimiz. Bayağı bir kaynıyor. Evet arkadaşlar, kapağını açıyorum. 15 dakika kadar falan kaynıyor. Ve rengi hafiften beyazlanmaya başladı arkadaşlar. Kokusu muhteşem, böyle çok güzel karanfilli ayva kokusu. Ay, taştıramadım ya. Rengi parlamaya başladı arkadaşlar. Ama daha bunun uzun süre pişmesi gerekiyor. 1,5 saat rahat pişecek ama kısık ateşte tabii. Belki de 2 saati bulur. Ama çok kısık ateşte arkadaşlar. 1,5 saate yakın. Çünkü daha ayva sert bir meyve, yumuşamıyor. Daha iri doğradıysanız daha da geç pişer arkadaşlar. Ben küçük doğradım çok pişsin diye. Bakalım kaç saatte pişecek. Şöyle. Şöyle. Çok akışkan. Elmaya karanfil batırmıştık. O da burada. Evet, kapağını koyuyoruz, kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir yaklaşık 30-35 dakika, belki 40 dakika kaynıyor ve ama çok kısık ateşte arkadaşlar, harlı değil. Kısık da kaynıyor ve rengini görüyorsunuz artık, o beyazlık gidiyor böyle yerine turuncuya bakar bir renk alıyor şöyle ve ayvaların da yumuşamaya başlamış arkadaşlar. Çok sıcak ama şöyle. Birazcık daha sert. Çok sıcak.
Ama kıvamı, bence kıvamı gayet güzel. Yani birazcık daha kaynadık fırına. Birazcık daha yumuşasın, çekerim. Evet arkadaşlar, reçelimizin kıvamı oldu bayağı. Ve reçelimizin dayanması için, uzun ömürlü olması için ve şekerlenmemesi için yarım tatlı kaşığı limon tuzum var. Siz limon suyu da sıkabilirsiniz ama ben limon tuzunu daha çok seviyorum. Böyle reçellerde güzelce karıştırıyorum. Limon tuzu içinde erisin. 1-2 dakika sonra koyuyorum. Evet arkadaşlar. Suya koyduğum tabağa şöyle 1-2 dakika reçelin suyundan damlatıyorum. Buzluğa koymuştum tabağa. Kıvamını görebilmek için şöyle artık alıyor akıyor. Kıvamını görebilirsiniz. Ve biraz da yazma. Şöyle yaptığımda çok kapanıyor. Yani şöyle de yapmıştım ama çok zor gözüküyor. Artık kıvam olmuş demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, altını kapattım ve bozulmamız için hemen kavanozlara dolduruyorum. Eğer siz hemen yiyecekseniz doldurmanıza gerek yok. Tencerede soğudup sonra kavanoza doldurabilirsiniz. Rengi çok harika oldu. Lezzeti de aynı. Soğuyunca daha koyulaşacak arkadaşlar. Bu kıvam bence iyidir. Çok koyu istiyorsanız arkadaşlar, suyu 1,5 litre değil 1 litre ilave etmeniz yeterli olacaktır. Veya dayvanız çok suluysa. Şimdi bunu ters çevireceğim. Çok sıcak olduğu için çok bezili çevirdim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi reçelimiz oldu. Benimki çok hafif sulu oldu arkadaşlar. Suyu 1,5 litre değil 1 litre dökünüz. Ayvanız çok suluysa eğer. Bizim ayvamız bayağı bir suluymuş. 1 litre kahve gelecekmiş aslında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 tanesini kavanozlara doldurdum. Bunları kışın yemek için. Bunu da şu an hemen yemek için tencerede tuttum, soğuttum arkadaşlar. Rengi muhteşem oldu. Kıvamı çok hafif sulu arkadaşlar. Hemen yiyeceğim için sorun olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi 1 litre su dökünüz. Ama tadı, kokusu enfes arkadaşlar. Özellikle karanfil de koyduğum için. Deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Denerseniz lütfen bana yorum yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın.